Merhabalar, Yatırım ve Finans'a hoş geldiniz. Ben Talha Göktaş. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar MIA Teknoloji hissesini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Teknik analizini yapacağız her türlü veriyle. Bunun dışında e, derinlik, aracı kurum dağılımı, takas analizi, hedef fiyatlarını belirleyeceğiz, desteklerine, dirençlerine bakacağız. Bilançoya bakıp aynı zamanda arkadaşlar haber akışlarıyla beraber kısa, orta, uzun vadede nasıl hareketler yapabilir bunlar hakkında konuşacağız. Videoya geçmeden önce sizden ricam biliyorsunuz videoyu beğenmeniz, kanala abone olup bildirimleri açmanız. Ayrıca daha fazla içerik ve bana destek vermek için de katıl tarafına gelebilirsiniz. Çok uzatmadan başlamak istiyorum. Endeks tarafında bugün dünkü gibi sert bir yükseliş olmadı. Bir aşağı bir yukarı gitti. Ama önemli değil dün biraz bankacılık endeksi yükselmişti. Bugün belli başlı sağlam hisselerde yükselişler açık bir şekilde gözüktü. Mia teknoloji bunlardan biri olamadı ama endeks için gerçekten gerçekten mantıklı hisselerin yükselmesi bence güzel bir durum. Sen diğer yatırım araçlarında da pek parlak değil. Dediğimiz gibi altın tarafı direnci geçemiyor. Amerikan borsasında ise düşüş gözüktük. Sen bununla ilgili de sizlere uyarmıştık. O bölgelerde alım yapmamanızı söylemiştik. Peki Mia teknoloji videosunda niye Amerikan borsasından bahsettim? Amerikan borsası ile bizim yazılım sektörümüz direkt olarak ilişkili arkadaşlar yani yazılım hislerine sahipsiniz, biraz da Amerikan borsasını takip etmenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Şimdi teknik verilerle konuşmak istiyorum biraz. RSI seviyemiz tekrardan dip bölgeye doğru geliyor. Negatif sinyal veriyor. MACD tarafımız hala güzel veri verse bile CCI ve RSI verilerimizde hala dip noktalarda sinyal almaya devam ediyoruz. Diyeceksin ki RSI'nin dip noktalara gelmesi, negatif sinyal vermesi kötü bir şey mi? Negatif sinyal vermesi tabii ki kötü bir şey ama dip noktalara gelmesi yakın zamanda gelecek bir yükselişin habercisi. Sert bir yükseliş demiyorum ama yükseliş yükseliştir ve bunun habercisini bize rahat bir şekilde söylüyor. Ki burada bakın destek bölgesini size göstermek istiyorum yatay çizgiyle. Bizim burada 47.36 bölgesinde bir desteğimiz var. Yani birazcık, birazcık 30 kuruş daha düşüp ise ardından tepki yükselişi yapması teknik olarak doğru hareket. Diyeceksin ki bu noktayı kırdı nereye inebilir? İlk başta buradaki 41 TL bölgesine doğru iniş yapar. Ardından da buradaki 36-37 TL bölgesine doğru iniş yapmaya başlar. Ama dediğim gibi biz daha çok yarın buradaki destek bölgesini takip edeceğiz. Buradaki tepkiyi ölçmeye çalışacağız. Teknik olarak yukarı doğru çıkması lazım. Hareketli ortalamalarda arkadaşlar üstler basit hacim gibi hareketli ortalamalarda minik bir aşağı düşüş ardından toparlayış sinyali verdiğini sizlere söyleyebiliriz. Bununla beraber peki oradan yükseliş yaptı. Sert bir yükseliş gelecek mi? Şu an onun sinyali yok. Özellikle üst Bollinger bandın aşağı inmesi. Çok sert bir şekilde aşağı iniyor. Üzerine Kaufman Mooring Average'in yani Kaman'ın aşağı doğru inmesi. Bizim için bu noktalarda belli bir süre daha bekleyeceğimizi yükselişlerin gelmeyeceğinin habercisi diyebiliriz. Bununla beraber alt Bollinger band biraz stabilleşti. Evet düşüş, düşüş bitmek üzere diyor. Ama kesinlikle ama kesinlikle sert bir yükseliş bekleyecek durumda değiliz. Belki tekrardan 55 TL, 54 TL bölgesine atar. Ki o bile aslında şu anlık teknik sinyaller tarafında verilmiyor. Teknik sinyaller kendine 50-51 TL bantlarına tekrar atabilir sinyali veriyor bizlere şu anda. Öyle gaza gelip yükseliş falan demeyin. Öyle bir şeyin sinyali kesinlikle ama kesinlikle yok. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Ama dediğim gibi biz bir iki ay daha bu seviyelerde duracakmışız gibi hareketlerimizi, planlarımızı hazırlayalım. Peki yıl sonunda ne olur dersen bence yıl sonunda belki işte 54-55 TL bölgelerinden 60 TL bölgesi arasında bir noktada 54-60 bölgesi arasında kapanış yapar gibi sinyal veriyorum ama biz bunu diyelim ki Kasım sonu için veri verelim. Aralıkta endeksin toparlaması durumunda kendini 66-67 TL bandına atabilir ama ben yıl sonunda 67 TL bandının üzerinde bir kapanış beklemiyorum. 2025 ve özellikle 2025'in ilk çeyreğinden sonrası MIA teknoloji için biraz daha iyi olacaktır. Politika faizlerinin inmesiyle beraber MIA teknoloji kendi için daha makul noktalarda hareketlilik yapar. Ki rakip analizine baktığımızda bakın burada genel olarak yazılım sektörü için kötü bir gündü. VBT yazılım düştü, Fonet düştü, Atatip düştü, kafein stabil kaldı. Bir tek link yükseliyor, Smart da burada düştüğünü görebiliyoruz. Yani o yüzden ben bir linke bakmak istiyorum arkadaşlar. Link hissesinde ne var ne yok diye. Çok vaktinizi almayacağım. Burayı geçebilirsiniz isterseniz. Link 2 gündür yükseliş yapıyor. 632 TL bandına kadar potansiyeli olsa bile ben şu anlık artık aşırı sert alımları pek fazla Link hissesinde önermiyorum. Bunun dışında daha önce incelediğimiz bir hisse vardı burada. intek biliyorsunuz ki arkadaşlar tahta hisselerinin kralı. Yani çok büyük tahta hissesi, yazılım hissesi falan değil. Bu da sanki teknik sinyallere göre. Dediğim gibi bir iki tavanda yapabilir demiştik. Hadi bir tavanda yaptıktan sonra yükselişinin sonuna gelecek gibi duruyor. Bu tür hisselere tavanlardan sakın girmeyi alamazsınız şu anda ama. Bu tür hisselerin sert yükselişleri genelde aşırı sert düşüşlerle bitiyor. Ve yükselişinin yavaş yavaş sonuna geldiğine dair de hadi maksimum iki tavanda yapsın ardından düşüşünün gelmesi teknik verilerde arkadaşlar bizlere saplanıyor. Bunun dışında derinlik tarafına geldiğimizde alış satışa göre daha yüksek gözükse bile bu alışla en fazla dediğim gibi tekrardan 48-48.5 TL bandını atar. Aşırı sert yükseliş yaptıracak çok acımlı bir derinlik verisini şu anda göremiyoruz. Daha biraz daha aşağı inip oradan sekecek sinyalini veriyor. Ama böyle artı beşler altı altılar şu anlık gözükmüyor. Aracı kurumlarda ise Oyak, Deniz, Vakıf, Yapı Kredi ve Midas almış. Bunun dışında %15'lik bir diğer pay alışı var. Asıl toplayıcılar Oyak Deniz Vakıf olarak karşımıza çıkıyor. Satış tarafında ise bugün en büyük satıcı İş Bankası'ymış. Ardından ünlü Infotep, Marbaş ve diğer pay geliyor. İşin aldıkla işin sattıklarını Oyak Deniz Vakıf toparlamış. Buradan anlayacağımız şey de bu hissemizin hani yukarı çıksa bile belli bir süre yatay bir şekilde yukarı çıkacağını, aşırı sert düşüş ve aşırı sert yükseliş yapmayacağını söylüyor. E haftalık olarak baktığımızda Garanti, Oyak Deniz, Ziraat, QNB ve diğer pay alışı var yine en büyük satış iş yapmış son gün dolayısıyla. Ardından halk, ak, info ve tacirler geliyor. Aslında burada da aynı sinyal var. Evet yükseliş olabilir. Evet belki oradan geri düşer. Ama bu yükselişle düşüşle aşırı sert olmayacak sinyalini biz aracı kurum dağılımından da anlayabiliyoruz. Öyle büyük bir yükselişin sinyali yok. Takas tarafına baktığımızda haftalık takaslarda yatırım fonları, garanti, iş, deniz ve ziraat almış ve diğer pay alışı var. Çıkışta ise emeklilik, yatırım, finansman, yapı kredi, QNB ve halk var. Diğer pay satışı var. Yine burada da aynı sonuç çıkıyor. Büyük yükselişler ve büyük düşüşlerin şu anlık gözükmesi bizim hissemizde zor gibi bir sinyal veriliyor. Birazcık arkadaşlar MIA Teknoloji'nin bilançosuna bakmak istiyorum. Bu arada katılım endeksine uygun bir hisse. Son çeyrekte daha önce bundan bahsettik. Yalancı bir bilanço var. Evet satışlar %64, brüt kar artışı, esas faaliyet karı artışı. TÖK ve net dönem kar artışı gözükse bile buradaki 1.3 milyarın birinci ve ikinci çeyreğin toplamı olduğunu unutmayın. Gerçek verimizde 2. çeyrekte biz 29 milyon TL zarar ettik. Sadece o değil satış verileri düştü. TÖK verileri düştü. O yüzden bilanço etkisiyle yükseliş olmadığı için bugünkü düşüş gayet normal. Panik yapacak bir durum yok. Dönen varlıklar düştü. Duran varlıklar arttı. Toplam varlıklarımız stabil kaldı. Bununla beraber finansal borç artışımız var. Net borç tarafında ise arkadaşlar minik bir artış yine gözükmüş. Borçlarımız artıyor. Ama elimizdeki nakit varlıklar ve var, toplam varlıklar bize bu seneyi atlattırır. Öyle batacak falan haberleri bunlar yalan gibi duruyor. Meta Teknoloji hala sağlam şirket. Ama bunun yanında tabii ki kafeindir, ardizdir, smarttır, fonettir. Daha düşük çarpandaki hisseleri toplayabilirsiniz. Tek bir yazılım hissesine tüm parayı yatırmayı ben mantıklı bulmuyorum. Öz kaynak verilerimiz makul çarpanlar biraz rahatlasa bile yani bu iyi bir bilanço değil. Kesinlikle bunu söyleyebiliriz. Bizim asıl artışlar için 3. ve 4. çeyrek bilançonun da iyi gelmesine ihtiyacımız var. Bu döneme kadar aşırı sert bir düşüş görmeyiz yüksekler. Öz kaynaklar çünkü hala iyi verilerde. Dediğimiz gibi bizim inebileceğimiz dip nokta tekrar söylediğim gibi. Az önce tekniklerle çizdiğimiz gibi buradaki 36 TL civarı daha altı bir seviyeyi şu anlık düşünmeye gerek yok. Brüt kar marjı düşüş olmuş. Favuk marjı ve net kar marjları düşmüş. Cari oran seviyesinin düşmesi büyük sıkıntı değil. Kadraş oran artmış. Öz kaynak karlılığı düşmüş. Neredeyse 6 verinin de 6'sında kötü sinyal aldık. Yani bu bilançoya sadece net dönem karı artışı o deyip sakın atlamayın. Tüm marjlar düşmüş. Akış tarafında arkadaşlar çok önemli haber yok burada. Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımı ile ilgili bir rapor var ki yakında bunu sizlerle inceleyeceğiz. Bunun dışında önemli bir haber olduğunu düşünüyoruz. Ha, sen çok fazla incelik iş ilişkilerini Savunma Bakanlığı ile ve iki kere Savunma Bakanlığı ile bir de nota işi var onlara bakmak istemiyorum. Fon pozisyonlarında da fonlarda İş Bankası ve Yapı Kredi çıkarken birer fonu Azimut Portföyü toplamış. İş Bankası'nın iki fonu ve Akbank'ın ve Garanti'nin birer fonu toplamış. Bu tabii ki olumlu bir şey olsa bile aşırı sert bir yükselişin olacağını ben yine düşünmüyorum. Öyle uçacak kaçacak gibi söylemler için en azından 3-4 aya ihtiyacımız olduğunu bize fon tarafı da söylüyor belli bir temettü haberi şu anlık gözükmüyor. Karne tarafında ise 3 bölü 6 karlılık, 3 bölü 6 büyüme ve 6 bölü 6 borçluk da ortalamanın ortalama bilanço var diyebiliriz. Şimdi birazcık tabii ki daha bilançolar gelmese bile diğer hisselerle karşılaştıracağım bunu kafein gibi diğer hisselerle. Mia Teknoloji arkadaşlar kafeinle eş değerde kaldı. Art grup bir işine baktığımızda son bilançosu kötü daha ikinci çeyrek bilanço gelmedi. Ona kazandı. Fonet'e baktığımızda Fonet dönemli bir hissemiz. Fortnite ile karşılaştırdığımızda kazandı. Bir de arkadaşlar Smart X ile karşılaştıralım. Smart X'e göre kazandı. Son olarak Reader'a bakalım. Reader'a karşı da kazandığını görebiliyoruz. Ama kafein beraber kaldı. Yatırım tavsiyesi olmayarak bence kafein ve Miatek belki oraya de izleklenebilir. Üçü beraber yazılım sektöründe biriktirilebilir. Tek hisse biriktirmeyin. Ayrıca az önce söylediğim şey buydu. Nakit ve nakit benzerlerimiz sıkıntı yok. Burada artış var. Yani biz bu seni atlatırız. Gelecek senede artışımızı yaparız gibi bir sinyal alıyorum şu anda. Açıkçası genel olarak diyeceklerim bu kadardı. daha fazla diyecek bir şey yoksa aracı kurumlar tarafında bir hedef fiyat tahmini yok. Biz kendi hedef fiyat tahminlerimizle bulunuyoruz. Daha sonra da bakın 2025'in sonuna doğru da belki bu 83 TL, 82 TL civarında bir kaparış yapabilir ama bu 2025'in sonlarından önce olacağını pek fazla zannetmiyorum olsa bile ardından mutlaka sert bir düşüş gelir. Çünkü çarpanlar her şeye rağmen hala pahalı. Öyle eski artışlarına bakıp 10 kat 15 katlar için bu hisseyi almayın. Sizden ricam videoyu beğenip abone olmanız. Ayrıca bildirimleri açıp istediğiniz hisseleri ve videoları yorum yapmanız. Daha fazla içerik ve bana destek vermek için de 2 gün sonra çok güzel içeriklerimiz geliyor arkadaşlar. Özel Eylül ayından sonra katıl tarafı çok daha canlanacak. Katıl tarafına gelebilirsiniz. Hepinize, ailenizle, mutlu. Bol kazançlı iyi günler